Merhaba arkadaşlar. Evet, seri konumuza devam ediyoruz. Elimizde şimdi bir teorem var. Lütfen çok dikkat edin. Teorem bize diyor ki arkadaşlar, eğer n eşittir 1'den sonsuza kadar AN serisi yakınsak ise limit n giderken sonsuza AN eşittir 0'dır diyor arkadaşlar. Bakın, bu oldukça önemli bir teorem. Çok da karıştırılır. Aman dikkat edelim. Bize önce bu teorem ne anlatıyor? Şöyle bir bakalım. Diyor ki arkadaşlar, eğer verilen seri yakınsak ise diyor. Ama hemen şöyle düşünüyorum. Biz zaten bize verilen bu zamana kadar bize verilen serilerin yakınsak olup olmadığı ile alakalı bir çalışma yapıyorduk. Doğru mu? Ama burada diyor ki verilen seri yakınsaksa diyor. Lütfen dikkat edin. Genel teriminin limiti muhakkak sıfır olmak zorundaymış arkadaşlar. Muhakkak sıfır olmak zorundaymış. Dolayısıyla isterseniz şöyle yapalım. Önceki örneklerimizden hatırlayalım. Bize verilen mesela şöyle bir örneğimiz vardı. Şöyle bir örneğimiz vardı. Çözdüğümüz n eşittir sıfırdan sonsuza kadar 1 bölü n kare artı n serisini çözdüğümüzü hatırlıyorum. Dolayısıyla ne bulmuştuk arkadaşlar bunu? Yakınsak bulmuştuk. Bakın gerçekten de genel teriminin limiti sıfır olmak zorunda yakınsaksa arkadaşlar. Bu bir teorem. Ama dediğim gibi bizim için şu an için çok kullanışlı mı? Aslında değil. Niçin? Çünkü ben zaten bana verilen serinin karakterini bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla elimde hemen ikinci bir teorem var. Nasıl bir teorem var arkadaşlar? Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Matematiksel olarak baktığımızda mantıkta ne diyor arkadaşlar? P ise Q. Yani yakınsak ise genel terimin limiti sıfırdı. O zaman bunun değeri de doğrudur. Yani Q'nun değeri ise P'nin değeri olacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Ne anlama geliyor bu? Ne anlama geliyor? Eğer AN serisinin genel teriminin limiti sıfır değilse bize verilen seri ıraksaktır. Evet, bunu oldukça sık kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir bakış açısı bizim için. Yani nasıl? Tekrar şöyle hemen örneğimize bir bakalım. Çok basit olacak bakın şimdi. N eşittir sıfırdan sonsuza kadar n kare artı 1 bölü 1 artı 5n kare serisinin karakteri nedir diye sordu arkadaşlar bize. Şimdi bu zamana kadar olan bilgilerimle ben bunu şöyle biliyorum. Buradan bir kısmi toplamlar dizisi elde edeceğim. Bakıyorum zor mu? Çok zor değil aslında. Niye? Pay ve paydası polinom basit kesirlerden çözülebilir diyorum. Doğru mudur? Ve bu kısmi toplamlar dizisinin yakınsaklığı, ıraksaklığı bana karakteri verecekti. Serinin karakterini. Ama şimdi elimde öyle bir teorem var ki diyor ki eğer diyor eline böyle bir seri örneği geçerse diyor önce hemen gözünle yapabiliyorsan şuradaki bakın dikkat edin artık hiç kısmi toplamlar dizisiyle alakam yok. Önce sadece şuna bakıyorum. Serinin genel terimine bakıyorum. Serinin genel terimi limiti sıfırdan farklıysa ya da şöyle söyleyelim limiti mevcut değilse arkadaşlar söyler miyiz bunun limitini? Şöyle yazayım. Limit n giderken sonsuza ne olmuş olacak arkadaşlar? N kare artı 1 bölü 1 artı 5 tane n kare. Hemen yine kalkulus 1 hatırlayalım. Kalkulus 1 ne der arkadaşlar? Pay ve payda polinomsa eğer dereceleri en büyük olan terimlere bakalım. Hangileri? N kare ile n kare. Eğer bunlar eşitse baş katsayılarını oranla derdi. Yani bunun limiti hiç hesaplamamıza gerek yok. 1 bölü 5. Teorem de der ki arkadaşlar eğer bu sıfırdan farklıysa hiçbir şey düşünmene gerek yok. Sana verilen seri n eşittir sıfırdan sonsuza n kare artı 1 bölü 1 artı 5 tane n kare serisi direkt ıraksaktır diyebilirsin diyor arkadaşlar. Bakın oldukça güzel. Oldukça güzel. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Hemen ikinci örneğimize diyor ki birden sonsuza serisinin karakteri nedir? Ha, genel terimin bu mu? Hemen gözümle bakmak istiyorum buna. N giderken sonsuza hemen siz söyleyin ben yazarken. Eksi n bölü 2n artı 5'ten söylediğinizi duyar gibiyim. Çok basit. Eksi 1 bölü 2 farklı 0 ise seri uzatmıyorum. Iraksaktır diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu tür örnekler. Yine keza
En eşittir büyüden sonsuza en kare serisinin karakterini sordu. Bakın genel terimim bu. Limit en giderken sonsuza en karenin limiti ne olacaktır? Gördüğünüz gibi sonsuz olacaktır. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Hemen bir hatırlatma yapalım. Kalkulus bir ne derdi arkadaşlar? Yani bu kavramlar hep geçecek. Limitin mevcut olması için limit değerimizin ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Limit değeri sonlu ve tek türlü olmalıdır. Çok önemlidir arkadaşlar bu. Bakın limit değerim sonlu mu? Sonsuz. O halde bu limit mevcut değildir arkadaşlar. Bu limit mevcut değildir. İse seri çok net ıraksaktır diyorum. Iraksaktır diyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çünkü bu teorem bazı sorular için bize inanılmaz bir pratiklik veriyor. Ama tekrar şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim ele aldığımız serilerin çok büyük oranda bakın bu genel terimleri sıfıra gidecek. Yani biz bunların karakterleriyle ilgileneceğiz. Dolayısıyla ayrı bir mantığımızın olması gerekecek. Ama değilse buradaki örnekler gibi hemen sonuca gidebileceğiz. Ve bunu da yine bu teoremden çıkan bir sonuçtur arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gereken bir husus. Genel terimin limiti sıfırsa bakın burada olduğu gibi serinin karakteri hakkında bu hiçbir şey söylemez. Bakın burası çok karışır. Yani serinin genel terimiyle kısmi toplamlar dizisinin genel terimi olan SN'yi karıştırmayalım arkadaşlar. Serinin genel terimi, bu da kısmi toplamlar dizisinin genel terimi. Serinin genel terimi sıfırsa seri hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yakınsak da olabilir, ıraksak da. O halde böyle bir durumda işlem yapacağız. Mesela bir önceki videomuzda ne yaptık bununla alakalı? Kısmi toplamlar dizisinin genel terimini inceledik. Anlaşıldı mı? Burası. Ama farklılaştıralım örneklerimizi. Bakın farklılaştıralım. Nasıl olsun? Şöyle olsun. N eşittir 1'den sonsuza şöyle bir ifade olsun. Karekök içinde 2n eksi 1 eksi köken şeklinde. Bu serinin karakteri. Artık ben şuna uyandım arkadaşlar verilen teoremle. İstiyorum ki ya da diyorum ki arkadaşım elimde böyle bir genel terim varsa ben hemen kafamda şunu düşünüyorum. Acaba bu genel terimin limiti sıfır mı değil mi? Hemen ona bakayım. Gözümüzle bakalım önce arkadaşlar. N sonsuza giderken ne olacak burası? Sonsuz. Eksi. Burası ne olacak? Sonsuz. N'i sonsuza götürdüm. Ha, sonsuz eksi sonsuz neyi var arkadaşlar? Belirsizliği var. Yani ben bunu pat diye gözümle göremedim. Herkes gördü mü bunu? Kalkulus 1 yine. Dolayısıyla sonsuz eksi sonsuz belirsizliği nasıl yok oluyordu arkadaşlar? Limit n giderken sonsuza. Kareköklü bir ifadede biz öğrenmiştik ki bu ifadelerde 2n eksi 1 eksi karekök içinde n ise bu ifadeleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşleniği ile çarpıyorduk. Çarpalım. Eşleniği ile çarpalım. Yani nasıl olmuş olacak bunun eşleniği? 2n eksi 1 karekök içinde artı köken çarpıp böleceğim. Tabii ifadenin değişmemesi gerekecek. 2n eksi 1 karekök içinde artı kökenle çarpıp bölersem arkadaşlar bu ifadeyi. Bu limit ifadesini. Üst taraf ne olacak? 2 kare farkından. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani limit n giderken sonsuza birincinin karesi 2n eksi 1 eksi ikincinin karesi n gelecek. Paydada ne kalacak? 2n eksi 1 karekök içinde artı köken olacak. Yani ne oldu biliyor musunuz? N sonsuza giderken hatta bir kere daha yazalım. Güzel gözüksün. N sonsuza giderken bu ifade arkadaşlar yukarıda ne kaldı? N eksi 1 bölü aşağısı da dediğim gibi bakın şöyle kaldı. Yani n sonsuza giderken pay kısmı sonsuz. Payda sonsuz artı sonsuzdan sonsuz. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine döndü arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar buradan itibaren L'Hopital uygulayabilirler. Ama ben kalkulus 1'de bu ifadeleri çok hızlı bir şekilde nasıl çözüyordum? Eğer n ya da köken parantezini alır da sadeleştirebilirsem zaten belirsizlik ortadan kalkacaktı. Dolayısıyla üst tarafı n parantezini alıyorum. Mesela
1 eksi 1 bölü n olduğunu görüyorum. Lütfen bakın. N parantezini alınca burayı dışarıya attım. Burada 1 kaldı. Eksi 1 bölü n yazdım buraya değişmemesi için. Aşağı kısımda ise karekökenin içine n parantezini alalım. Dışarıya köken diye çıkartalım. N zaten artı sonsuza gidiyor görüyorsunuz. Şöyle olsun. Köken. O halde iç taraf ne olmuş oldu arkadaşlar? Hatta onu da şöyle yazalım. 2 eksi 1 bölü n oldu. Bakın hatalı yazmayayım. Şöyle. 2 eksi 1 bölü n artı iç tarafta ne olmuş oldu şurası da? Buranın da 1 olduğunu görüyorum. Doğru mudur? Şimdi belirsizliği ortadan kaldıralım ki limit değerimiz ortaya çıksın. Yani ne olmuş olacak? Ne olmuş olacak? Eğer sadeleştirirsem şu gitti. Burada köken ifadesi kaldı. Anlıyorum ki n sonsuza giderken burası sıfıra gidiyor. Burası sıfıra gidiyor. Dolayısıyla 1 eksi 0 1 1 çarpı köken aşağısı da gördüğünüz gibi bir sayı. N sonsuza giderken köken nereye gidecek? Sonsuza gidecek. Dolayısıyla bu limitin cevabının sonsuz olduğunu görüyorum. Yani genel terimin limitinin sıfırdan farklı olduğunu görüyorum. Ya da nasıl söyleyelim? Limitin mevcut olmadığını görüyorum. Olmadığını görüyorum. Bunlar bana neyi söylüyordu arkadaşlar? Dolayısıyla bize verilen seri bıraksak olduğunu söylüyor. Bakın oldukça güzel bir örnektir yine bu örneğimiz. Devam edelim. Peki farklı bir elimizde genel terim olsun. N eşittir 1'den sonsuza kadar ln n bölü n artı 1 serisinin karakterini inceleyelim. Bakın şimdi çok daha güzel anlaşılacak. Artık hiç kalem kullanmadan şunu söylüyorum. Bakın kalem kullanmadan. Genel terimin limiti sizce sıfır mıdır? Yine kalkulus birden biliyorum ki ben. Limit n giderken sonsuza ln n bölü n artı 1 demek logaritma fonksiyonu sürekli bir fonksiyondu. Limit içeri girdi. N bölü n artı 1. İkisi de polinom gördüğünüz gibi. Dereceleri 1. Baş katsayılarını oranladım. Buranın limitinin 1 olduğunu görüyorum. Herkes görüyordur. Yani cevap aslında ln 1'miş. Yani 0'mış. Çok güzel. Teorem bana ne diyordu arkadaşlar? Genel terimin limiti sıfırsa serinin karakteri hakkında hiçbir şey bilemem diyordu. Bakın bundan önceki örneklerde genel terimin limiti sıfır çıkmadı. Hemen üraksak dedim. Limit mevcut değil. Hemen üraksak dedim. Ama genel terimin limiti sıfırsa hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu seri yakınsak da olabilir, ıraksak da. Peki ne yapacağım? Eğer bu ifade daha önce çözdüğüm örnekler gibi şu formatta olsaydı toplam 1 bölü nasıldı? N çarpı n artı 1 vesaire olsaydı buradan teleskopik toplam oluşturmayı biliyordum. O zaman farklı bir örnek çıktı. Bunu da aynı şekilde düşünebiliyor olmam gerekiyor. Peki nasıl düşüneceğim? Hemen şöyle diyorum. Ln ifadesini arkadaşlar, ln n bölü n artı 1 ifadesini nasıl teleskopik toplam haline getirebilirim? Hemen logaritma fonksiyonun özelliğini kullanıyorum. Yani ben bunu şu özelliği biliyorum değil mi arkadaşlar? Ln a bölü b neydi arkadaşlar? Ln a eksi ln b'ydi. Dolayısıyla ln n eksi ln n artı 1 şeklinde yazarsam bana verilen genel terimi AN'yi. Bakın bir teleskopik toplam oluşturmuş olurum. Tam da istediğim formata uygun olmuş olur. Anlaşıldı mı? Burada mesela basit kesirleri ayırma diye falan bir şey yok. Onları şurada anlatmıştık. Bu yapılarda anlatmıştık. O halde SN dediğim ifade neydi? SN dediğim ifade A1 artı A2 artı nokta nokta AN'ydi. O zaman tekrar yazalım. A1 birden başlıyordu. N yerine 1 koy diyor. Yazalım. Ln 1 eksi ln. Şöyle yazalım hatta. 2 olacak. Doğru mu arkadaşlar? Artı 2 koyduğumda ln 2 eksi ln 3. Bir tane daha yazalım. Ln 3 eksi ln 4. Artı nokta nokta uzatmak istemiyorum. Son terim yazmak istiyorum ben. Ln n eksi ln n artı 1. Hangileri götürdü? Gelin beraber inceleyelim. Şu ifadeler gitti, şu ifadeler gitti, bunlar gitti. Demek ki bir baştan bir de sondan kaldığını anladım. Demek ki bize verilen istenen
Kısmi toplamlar dizisinin genel terimi şöyle kaldı. Ln 1 nedir zaten arkadaşlar? 0 yazmıyorum. Eksi ln n artı 1 şeklinde oluşmuş oldu. Benim için şimdi şunu inceleyeceğim. Çıkan bu ifadenin limiti anlamlı mı? Yine kalkulus 1'i hatırlarsak eğer, kalkulus 1'de hemen y eşittir ln x fonksiyonu. Nasıldı arkadaşlar bunun grafiği? Bakın şu şekilde bir grafiğe sahipti. Doğru mu? Bu bana neyi anlatırdı? X sonsuza giderken fonksiyonun sonsuza gittiğini söyler. X değerleri sıfıra giderken de, hatta sağdan gitmek zorunda gördüğünüz gibi, eksi sonsuza gittiğini söyler. Ama şunu bir yazalım. Limit x sonsuza giderken ln fonksiyonu nereye gidiyordu arkadaşlar? Hatta ln x yazalım. Sonsuz olduğunu, artı sonsuz olduğunu görüyorum. Dolayısıyla limit n giderken yine sonsuza eksi ln n artı 1 ifadesi de arkadaşlar gördüğünüz gibi n sonsuza giderken ln sonsuzdan sonsuz, başında eksi var. Eksi sonsuza gideceğini anlıyorum. Eksi sonsuza gideceğini anlıyorum. Ve buradan çıkan sonucun da ne olduğunu görüyorum. Limitin mevcut olmadığını. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Kısmi toplamlar dizisinin limiti mevcut değilse, yani serinin, bize verilen serinin bıraksak olduğunu anlıyorum. Bakın bu da çok güzel bir örnek. Çünkü bundan önceki videoda çözdüğümüz 2 ya da 3 tane örneğimiz vardı. Üçünde de kısmi toplamlar dizisi hep belli bir değere yakınsıyordu arkadaşlar. Yani yakınsak çıkıyordu. Ama gördüğünüz gibi burada kısmi toplamlar dizisinin limiti mevcut çıkmadı. Dolayısıyla serinin bıraksak olduğunu söyledik. Baştaki sorumuz neydi? Serinin karakteri nedirdi? Serinin karakteri bıraksakmış arkadaşlar. Evet. Umarım bize pratiklik sağlayacak bir teorem vardı başlangıçta elimizde. Yani bu videonun amacı şu teoremi uygulatmaktı aslında. Umarım anlaşılmıştır. Diğer videoda görüşmek üzere.